Bir sürü şey varmış, onu fark ediyor insan. Yani her ne kadar dışarıdan Çernobil, kanser vesaire birçok şey yapmak mümkün, hakikaten çok mümkün, yapmak gerekiyor ama bir de işin iç tarafı var, hastaneler var, hastalar var, çocuklar var, onların aileleri var. Türkiye'ye dair şöyle bir şey söylemek isterim ki Türkiye'de birçok şeyde bilgi var, yani hastalıkla ilgili, özellikle kanserle ilgili bilgi sorunu yok ama bence ciddi bir sistem sorunu var ki ben durumu iyi olan bir insanım diğer insanlara, diğer hastalara göre. Türkiye'de çok ciddi bir sistem sorunu var. Sağlık sistemi ve başka sistemlerle ilgili. Bilgi işe yaramıyor. Zor yani. Türkiye'de kanser olmayı boş verin, hasta ve insan olmak zor yani. Onlar boğazında düğümlenecek, ben şarkı söylemeyeceğim. O yüzden... Ella ella mesela en tükare viyella. Ella ella mesela en tükare viyella. En tükare nakşenin yar astikası yüz Allah. En tükare nakşenin yar astikası yüz Allah. Lusnika eran kişer rider tagas kişer. Lusnika eran kişer rider tagas kişer. Hede çase mergeli yar viyeler tagas kişer. Hede çase mergeli yar viyeler tagas kişer. Aslında var ya, böyle çocuklara hayatı böyle öğretmek lazım. Biz de böyle bir sistem kurabiliriz yani. Hayat budur evladım. Bak şu gördüğün keçi sakallı profesör amcan. Şu gördüğün sanatçı amcan. Şu politikacı teyzen. Bunlar şunu yapar, o onu alıp verir, şu olur. Bu da sana hayat olarak geri döner evladım. Sen de şu kadar sene yaşarsın. Hasta olunca şuraya gidersin. Şunu yaparsın, sonra da öbür dünyaya gidersin. Böyle bir hayat. Eğitimse bu yani. Daha bunu 8 sene falan öğretmeye gerek yok. Bunu 6-7 yaşında bir çocuğa resimli verirseniz hayatı öğretirsiniz. Bir senede. Üst yapı da zeka sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Yani yapılacakları kötü hesaplar, yapacakları kötü provokasyonlar vesaire bir zeka taşımıyor. Ve zeka taşıysa toplum yine ilerleyecek. Yani bizim komplo teorilerimiz, bizim tuhaf işlenen cinayetler, şunlar bunlar zeka taşınmıyor. Türkiye çok tuhaf bir şey oldu. Üst yapıda zeka olmayınca, bu sanat da dahil ya, bu üst yapı söylediğim şey, politikadan sanattan birçok şeye kadar. Oynanan oyunlarda çocuk oyunu gibi oluyor ama çocuklar ölüyor. Yani ya da başka bir şeyler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hedef ças semergeli yer fiyeler takas kişe. Hedef ças semergeli yer fiyeler takas kişe.
savas kezim kurdu. Deve genziyim sevmen yar ya savas kezim kurdu. Deve genziyim sevmen yar ya savas kezim kurdu. Deve genziyim sevmen yar ya savas kezim kurdu. Şuna ihtiyaç var, sanatçılara ihtiyaç var. Konuşabilen, savaşabilen, söyleyebilen, bilim insanlarına ihtiyaç var, cesur olabilen, sistemi temsil etmekle sadece yükümlü olmayan ve birçok cesur insana ihtiyaç var. Türkiye bunları yetiştirmek zorunda. Ama en başta sanatçılarını yetiştirmek zorunda. En başta Kazım Koyuncu gibi sanatçılarını yetiştirmek zorunda. Teşekkür ederim. Yok, daha iyisine ihtiyaç var. Daha iyisi ve daha çoklarına. Kansersiz olanlar. Niye bu kadar çok korkuyor bu ülkeyi yönetenler anlamıyorum. Aslında bak ben şimdi kızmaya başladım. Tanışayım biraz. Anadolu'da benim okuduğum ve bildiğim kadarıyla yöneticiler, yani politikacılar modern zamanlarda ben bilmiyorum, görev varsa bana yazılı olarak versin. Hayata bir şey katmışlar mıdır? Bir tane güzel bir şey yapmışlar mıdır yani isteyerek ama? İsteyerek, emek sarf ederek. Ben böyle bir şey görmüyorum. Bir Çernobil oldu. Kim hatırlamıyorum. Bir bakan çıktı ve çay içti. Ya, radyasyon yer. Evet, bir şey olmaz diye. Bu bir zeka sorunu değil. Zeka sorunu var da bu bir suç. Ve kimse bunu anlamadı. Bu topraklar böyle yönetildi. İnsanları salak yerine koymak en büyük salaklıktır. Ama bunlarınki salaklıkla sadece ölçülemez. Bunlar çok kötü niyetli insanlar. Suçludur bunlar. O geri zekalılığı yapacaklarına radyasyon olayı olduktan bu yana araştırma yerleri kurulabilirdi. Erken teşhisler için rehabilitasyon merkezleri kurulabilirdi. Binlerce insan ölmezdi. Herkes biliyor ki kanserden önemli bir şey erken teşhis. Ve o tarihten bugüne hala resmi tutanaklar yok. Ne kadar hangi şehirde, hangi ilde, nerede, hangi kanserlerde ne artışlar oldu yok öyle tutanaklar. Baktık onlara bulamadık. Zaman aşımı oldu. Suç duygusunda bulunduk geçen yıl. Olmadı. Bu kadar basit mi? Niye bu ülke bu kadar ucuz yönetiliyor? Niye bu kadar geri zekalılar tarafından yönetilebiliyor? Bunu böyle yazabilir. Sen ceza görmüyorsan ben söylüyorum bunu. Geri zekalı, o çayı içen bir geri zekalıdır. Bana başka türden bunu dava açılar ispatlayamazlar. Ya diyecek ki ben geri zekalıyım, kabul ediyorum, o yüzden suç bende değil geri zekalı olduğum için de ben çok zekiyim. Seni dava ediyorum ama ben kötü niyetliyim, o yüzden yapmıştım bunu diyecek. İkisinden biri yani. Ben kendi zekamla ve felsefemle ölümü hayatı uzatabilirim, kısaltabilirim, her şeyi yapabilirim. Peki, ya benim köyümdekiler, diğerleri, anasının kuzusu çocuklar, 16 yaşındaki kız. Onu neyi düşünsün, hangi felsefeyi düşünsün? Onun annesi hangi felsefeyle, hangi bir şeyle acısını yumuşatsın ya? Sen kimsin o acıları onlara tattırabiliyorsun? Dün yeni bir tedavi midir bunun adı bilmiyorum da yeni bir kemoterapiye başladık. Hafif halsizlikler falan olmaya başladı ama kısa bir süre önce konser yapmaya karar verdim. Çünkü hasta da nereye kadar doktorlarla konuştuk bundan sonra. Konserler için onlarla ellerinden geleni yapacaklar. Şimdi bakıyorum da bazen İnsan her şey yolundayken hayatın, zamanın, aşkın, dostluğun çok fazla da farkına varamıyor. Ben şimdi zamanın çok fazla farkına varmış bir insan olarak. Mesela Haziran ayında sadece 8 tane gün var konser yapmam için. Nasıl büyük bir nimet olarak geliyor Metin. Eskiden 30 gün her gün konser yapabileceğimizi düşünürdük ya. Hiç sevgi yokmuş. Şimdi sadece ayda 8 gün. Ama bunlar çok önemli. Bizim sitenin varlığı, o siteyi yapanlar, o siteyi yaşatanlar, sizler. Benim için özellikle son 4 ayda çok büyük moral kaynağı ve hayata katılan anlamdınız açıkçası. Bugün burada şunu anladım ki, buraya geldim, yapılacak şeyleri gösterdiler, çok duygulandım. Çok güzel, her şeye rağmen çok şanslı olduğumu hissediyorum değerli arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi
şunu diyorum ki bundan sonra her şey olabilir. Hastalık iyileşebilir, bir sürü bir şey olabilir vesaire. Ama hayat nerede başladı bilmiyorum ama sonsuza dek gidebilecek bir şey. Ve hepimiz bu hayata bir şey katacağız. Bu hayat böyle devam edecek. Ve bu site etkinlikleriyle, özellikle bu etkinliğiyle devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Büyüye büyüye, çünkü sadece beni ilgilendirmiyor bu. Sanırım hepimizi ilgilendiriyor, yan yana getirilmesi açısından. Bunu genelikselleştirirsek belki bir şey katarız. Yaparız değil mi bundan sonra her yer? Genelikselleştirmemizi sığmayız umarım alanlara, hem kapalı yerlere. Ben beraber olmayı tabii diliyorum. Hadi görüşürüz sonra. Bu yıl sanat ödülü iki sanatçımıza verilmiş. Sanat ödülünün ilki, kaynağının Karadeniz kültüründen alan çalışmalarıyla Karadeniz müziğinin çıkış yapmasında büyük katkıları olan Doğu Karadeniz ve Kafkas halk şarkılarını eskilerinin farkında toplayan ve bu çalışmalarıyla ses veren yöneliş sanatçısı Kazım Koyuncu'ya verilmiş. Şimdi radyasyon biliyorsunuz, iyi bir şey değil. Fakat bazen de iyi şey olsun diye veriyorlar. İnsan vücuduna radyoterapi buluyorlar da. Ben de ufak bir radyasyon aldım. Sırtımdan o yüzden arada bir oturmak durumunda kalıyorum. Böyle duygusal şarkılarda oturacağım, kusura bakmayın. Kimse amazsın seni, kimse amazsın seni. Yine bana dalasın, kimse amazsın.
şarkıyı onlar şimdiye kadar toplu halde hiçbir zaman bu kadar güzel duymamıştım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sevgili öğrencilerimiz. Bu konser rektörlüğümüzün siz öğrencilerimize bir komplimanı, Sayın Kazım Koyuncu da Tanrı'nın bize bir lütfudur. Alkışlarınız lazım. Kendi memleketinde bu kadar onore edilmesinin sağlığa zararları da var dostlar. Çok teşekkür ederim. Ve buradan benim böyle şeyler yaşıyor olmam, bana böyle şeyler söyleniyor olması beni çok gururlandırdı. İnsanın daha fazla bir şeyler yapası geliyor demek böyle şeyler. Çok teşekkür ederim.